He. Bayramda gelen yerli turist kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hep turizmle, kültür turizmine dayalı bir işimiz oldu. Bayram içinde ve bayram sonrasındaki tatil günlerinde alışverişte bulundular. Tabii ki her yıl Temmuz ve Ağustos ayında gelen gurbetçi kardeşlerimizin dönüşlerinde aldıkları hediyelik eşyalar veya kendi evlerine aldığı eşyalardan dolayı çarşımızda, şehrimizde bir hareketlilik oluyor. Sağ olsunlar, kent ekonomisine, esnafın ekonomisine faydalı oluyorlar yani. Efendim Temmuz ayının, yani bu bulunduğumuz ayın 20'sinden sonra ve Ağustos ayının tamamında gurbetçi kardeşlerimizi ağırlarız. Onlara hizmet veririz. Ağustos ayından sonra pek gurbetçi kardeşlerimiz burada kalmazlar. Eylül ayında kimse kalmaz yani. Burası Gaziantep'in evet en eski çarşısı, Almacı Pazarı. Kurban Bayramı alışverişi herkes koyun derdindeydi. Normal bir şekilde çok şükür bitirdik. İnşallah bundan sonra da İstanbul, Ankara, İzmir gibi yörelerden yabancılar gelir. Gurbetçilerimiz gelir. Onları bekliyoruz. Yani bizim pazarın hareketlenmesinin haricinde Türkiye'yi hareketlendirir. Ekonomiyi canlandıracaklar o gelecekler. Genelde 7. ayın 15'inden 9. aya kadar bu devam eder. Ondan sonra yazlık, kışlık alışverişini yapmak isteyenler gelir. Patlıcan, biber, dolmalık, salça gibi şeyler almaya. Yani inşallah iyi olacak. Ya şimdi burada, burası Antep'in en eski çarşısı. Burada her şeyin tazesi olur. Burada her şeyin kalitelisini bulabilirsiniz. Salça olsun, biber olsun, patlıcan, biber, kabak gibi şeyleri burada bulursunuz. Ve taze ve ucuz. Onun için tercih ediliyor. Bayram alışverişi güzeldi. Yani istenenin biraz altındaydı. Fiyatlar biraz yüksek olduğu için. Ama yine de iyiydi yani, Allah'a şükür. Evet. Şu an bizim Temmuz-Ağustos yoğun olduğumuz bir ay. Gurbetçilerin işte çerez, sucuk, bastık, salça, biber gibi ürünlere talebi çok oluyor şu an. Genelde 7. ayın 15'inde başlar, 8. ay, 9. aya kadar devam eder. Buradaki ürünler daha taze. Genelde çerezlerimiz 2 günde, 3 günde bir yenileniyor. Kuruluklarımız seçme alıyoruz. Biz alıyorken ürünleri seçerek alıyoruz. Daha kaliteli olsun diye. Ve salçalarımız, biberlerimiz birinci kalite ürünler. Genelde hep şöyle söyleyeyim, yani merdiven altı firmalar değil de hep kaliteli firmaların kaliteli ürünlerini satıyoruz. Vallahi ne söyleyelim, şu an Elmaç Pazarı'nda
güzel bir alışveriş var. Alan da memnun, satan da memnun. Alışveriş güzeldi. Güzel bir aktiviteler falan vardı. Örneğin ürünlerimiz falan daha iyi satıldı. İnsanlarımız alım ve satım güçleri güzel oldu. Yani bu bayram çok güzel geçti. Bundan önceki günlerimiz de güzel. Yani örneğin misal ben hatırlıyorum 10 yıl önce böyle değildi. 10 yıl önce kimse de örneğin bu kadar böyle bir alışveriş şeyi falan gücümüz yoktu. Ama şu anda insanların hem alım gücü var hem satım gücü var. Şu anda gurbetçiler geliyor. Çarşının %71 veya %80'i gurbetçidir. Gurbetçiler alışveriş de yapıyorlar. Gurbetçilerin bakış açıları da daha güzel. Alışveriş yaptıklarımızda örneğin hiç sıkıntı yaşamıyoruz yani. Gurbetçilerimiz bu sene biraz daha çok diyebilirim. İşte bu aylarda başlıyor örneğin gelmesileri. 7. ve 8. aylarda falan daha şey oluyor gurbetçilerin. Ama bu sene ben gurbetçilerin Türkiye'ye daha çok geldiğini gördüm. Bundan önce Alanya bölgesindeydim. Orada örneğin bayağı bir turizmde bir kalabalık gördüm. Bu sene bir hareketlilik var. Şu anda umutluyuz. Çünkü gurbetçilerin geldiği günden beri güzel işler yapıyoruz. Bayramda güzel iş oldu. Şimdi daha da güzel iş oluyor. Tabii ister istemez bayram yoğunluğu vardı yani şeyler. Bunlardan daha iyiydi. Şimdi de inşallah bundan sonra gurbetçi şeyle yurttaşlar gelirse belki biraz yoğunluk olabilir. Ama genelde pahalılık var diyorlar, pahalı diyorlar. Yani şu bazı da almıyorlar. Şu an için öyle tabii. Şu an için yani umut gurbetçilerde. Zaten yerlerin yani şeyleri, işleri bayağı zayıf. Geçim derdindeler. İster istemez tabii yani gurbetçileri alıyorlar, şey değil yani. İşte Temmuz ayından. Temmuz Ağustos 15 arası. Temmuz 15, Ağustos 15 falan bu sıralar biraz oluyor yani isterim ben. Gurbetçileri alıyorlar hem. Gelsinler tabii yani Yemen'i yani şey görsünler, gelsinler. Yaz için ideal olan bu Yemen'den giysinler. Koku yapmaz, rahat olur ayakta. 10 numara bu Yemenler ya. Yazın en güzel giyeceği, en ideal giyeceğidir. Neden alıyor yani? Koku yapmıyor ayakta, serin, sade bir şey yani. Yani Almanya'dan geliyoruz ama aslen Türk'üm. Yani Hataylıyım. Burası çok güzel. Yani her şey var. Yani bunlar ne olduğunu bile bilmiyorum. Yani güzel. Anlatacak çok yok çünkü çok kahve şeyleri de satıyorlar. Böyle de şimdi. Bak geliyorum hemen. Bekle. Tamam.